Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. 7. cüzden ayet-i kerimeler gündeme getireceğiz inşallah. Bu anlatımımızda 7. cüz Maide suresi 83. ayet-i kerime ile başlıyor. Önce oradan başlayalım. Sonra Rabbimizin bize lütfettiği ayet-i kerimelerden kimilerini okumaya gayret edelim. Ve iza semi'u unzile rasuli Peygambere indirileni işittikleri zaman Rabbimiz müminlerden bahsediyor bize tera a'yunahum tefiyudu mine dem'i mimma arafu minel hak. Hak'tan gelen Allahu Teala'nın gönderdiği bilgilerden kaynaklanan bir bilgiyle tanıdıkları, anladıkları konular sebebiyle işlerine gelen bu irfan yani iman sonrasında oluşan bu bilgi sebebiyle gözlerinden yaşlar süzülür, akar, dolup taşarak hem de böylece sen onları ağlar görürsün. Allah Resulü Allah'ın kitabını okuyor. Rabbimizi tilavet, Rabbimizin kendisine indirdiği bilgiyi tilavet ediyor. İnsanlara duyuruyor. Ardına düşülecek şekilde bir okuma yapıyor Allah'ın Resulü. Ve onu işitiyor Müslümanlar, dinliyorlar, anlıyorlar. Anladıkları hak gönüllerine indiğinde ondan bildikleri, hissettikleri, kavradıkları bilgiler, Allahu Teala'nın gücü, kuvveti, kudreti, ve Allahu Teala'nın hayata müdahalesi ve ahiretin hesap gününün oluşu belki tüm bunlardan kaynaklanan bir bilgiyle Müslüman Allahu Teala'dan kendisine gelen bilgi karşısında teslim oluyor ve bu kalp titriyor, kalbin titremesi dışa vuruyor, gözlerine yaşlar süzülüyor. Ve şöyle diyorlar. Duygularını ifade edişleri, imanlarının tezahürü dillerinde şöyle oluyor. Yakulune Rabbena amennâ. Ya Rabbi biz sana iman ettik. Biz senin dediğin hayata, gönderdiğin elçiye, onun söylediği bilgilere iman ettik. Her ne haber verdiyse elçin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm elçilerin biz buna iman ettik. Fektubnâ ma'a'ş şahidin ve bizi şahitlerden yaz öyleyse biz de onlardan olalım. Senin yolunda yürüyen, senin dininin taraftarı olan bunu hayatında şekillendirip insanlara örnek olan, gerekirse bu uğurda şehit olan kimselerden eyle. Biz şahitlerden olmak, tanıklardan, örneklerden olmak istiyoruz Allah'ım derler. İmanlarını amelleriyle de ortaya koymak ve bunun tanıtımında olmak da isterler. Ve şöyle de devam ederler. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ billah. Biz ne oluyor da bize, niye Allah'a iman etmeyeceğiz ki? وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Hak da bize geldi. Yani hem Allah'a da iman ederiz, hem Allah'tan gelen hak gerçek bilgilere de, bize indirilenlere de iman ederiz. وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِيلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Ve belki bu tavrımızla kuvvetle umuyor, tahmin ediyor, istiyor, bekliyoruz ki Rabbimiz bizi salihler topluluğunun arasına katı verecek biz onlardan kabul edecek. Geçmiş çağlarda yaşamış olan peygamberler ve bu peygamberlerin yanında bulunan güzel Müslümanlar gibi biz bugünün Müslümanları da Allahu Teala o peygamberlerin yanında olanların arasına katacak. Biz de salihlerden Allah'la barışık, Allah'ın kullarıyla barışık, Allah'ın kitabıyla barışık, Allahu Teala'nın varlığıyla barışık kullarından salih böyle de anlayabiliriz olacağız, ümit ediyoruz dediler. Yusuf peygamber böyle dua etmişti değil mi? Yani edecek, okuyacağız inşallah. Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin demişti. Bu bizim de derdimiz, tasamız ve iman bizden bunu oluşturuyor. Bu derdi istiyoruz, umuyor, bekliyoruz. Zalimlerden olmaktan korkuyoruz, salihlerden olmayı da umuyoruz. Nitekim fe ethabehumullah bima kalu cennetin tecrimi tahtil enhar halidin fiha Allahu teala onların bu söylemlerine karşılık onlara mükafat olarak cennetler verdi zemininden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları ve zalike cezaul muhsinin işte muhsinlerin güzel insanların iyilerin gireceği yer burasıdır amma valladine kafarû ve de bu bir ayatine Allahu Teala'nın nimetlerine karşı körlük yapan, Allah'tan gelen bilgiye karşı gözünü, kulağını kapatan, ha uyarılmış ha uyarılmamış hiç fark etmez durumunu değiştirmeyen kafirler ve Allah'ın ayetten bizim ayetlerimizi diyor Allahu Teala belgelerimizi yok sayan, onları yalanlayan, onları inkar eden kimseler var ya, ulaike ashabul cahim onlar da cehennem halkıdırlar, oranın yarı yaranıdırlar. Allah Teala Maide Suresi ile bu cüzün içerisinde bize yol veriyor ve cüzdeki ayet-i kerimeler bu şekilde akarken sure Maide'nin ismi olan konu bir bakıma en sonda şöyle dile geliyor bize. Oraya kadar atladım o bölümü okuyayım inşallah. Havariler bunlar da biliyorsunuz bizi şahitlerden yaz biz de şahitler olalım. Ey İsa demişler ve İsa aleyhisselamın yanında yöresinde yer almışlardı. Aynen ashab-ı kiramın Muhammed aleyhisselatü vesselamın etrafındaki duruşları gibi bu güzel adamlar da onunla birlikte olmuş bütün zorluklara katlanmışlar. Zalim Roma İmparatorluğunun pozitivist rasyonalist öğretimlerine, maddeci materyalist hayat görüşüne karşı durmuşlardı. Egemen olan dünyada buydu çünkü. Sadece bu dünya var, ahiret yok diyen bir felsefe. Güçlü olan kazanır diyen bir anlayış zalimane bir hayat programı, sadece maddeye dayalı bir zevk anlayışı, ruh anlayışı yok, ruhtaki istekler yok kabul edilmiş, sadece mideye, şehvete yönelik bir hayat yaşanıyor. Böyle bir toplumsal yapı içerisinde Allah'tan, Allah'ın biricik oluşundan, Allah'ın peygamber göndererek hayata karışmasından, bir ahiret günü, bir hesap günü oluşunu gündeme getirmekten bahsetmek çok zor, bunu yaşamak daha da zor. Öte yandan ben Müslümanım dedikleri halde dinlerini bozmuşlar, papazlarının, alimlerinin, hahamlarının işte elleriyle bir takım helallerini Allah'ın harama çevirmişler, haramlarını helalleştirmişler ve dünyanın isteklerine göre dinlerini dizayn ederek dinlerini de bozmuş olanların arasında da Müslüman kalmak, doğru bir din üzere kalmak çok zor. İşte havariler bu ortamı yaşıyorlar. bunu almışlar, yorulmuşlar. Böyle bir dönemdeyken Allahu Teala'nın elçisi İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki İdkâlel <laughs> havariyyun ayet 112. Ya İsa ibn Meryem. Ey Meryem'in oğlu İsa. Hel yesteti'u Rabbuka en yunezzile aleyna maideten minessema. Rabbin bize gökten bir sofra indirmeye güç yetirebilir mi? Yani bunu Allahu Teala yapsa olur mu? Dediler. O da dedi ki galet tekullah in kuntum mümin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Bu nasıl taleptir böyle? Bu mucize talebi kafirlerin çoğu kez ortaya koyduğu bir durumdur. Çünkü onlar e, peygamberlerin iddialarını boş bulurlar. Atıyorsun bir şeyler söylüyorsun ama bunun bir gerçekliği yok demeye çalışırlar. Dolayısıyla müminseniz Allahu Teala'nın gücü kuvvetine iman edecek. Onun tüm sözlerinin vaadinin hak olduğunu bileceksiniz. Onlar dediler ki yok aman biz öyle demedik. Gale nuridu enne minha biz ondan yemek istiyoruz. Biz yani açlık var, sıkıntı var. Biz ondan yemek istiyoruz ve tatme kulubuna ve kalbimiz mutmain olsun istiyoruz. Yani böyle bir hayatın içerisinde seninle birlikteyiz öyle zorlu bir ortam var ki sabah akşam üzerimize boca edilen bir gündem var. Mümince bir hayatı sürdürmekte çok zorlanıyoruz. Hem bununla gönlümüz böyle yatışsın hem karnımız doysun bu güzel ilahi ikramlarla. Ve naleme en kad sadaktena seni bize doğru söylediğin iyice bir bilelim. Ve nekun aleyne mine ve sana ve böyle güzel bir olaya şahitlik edelim. Derdimiz budur dediler. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya Rabbi demişti Bakara suresinde e, sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? E, İnanmıyor musun? İnanıyorum ama kalbim yatışsın istiyorum ey Allah'ım demişti. Havarilerin talepleri de buna benziyor. Gali İsa Meryem, bunun üzerine Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselatü Vesselam, havarilerinin müminlerinin bu taleplerini Allahu Teala'ya iletti. Allahumme Rabbena ey Allah'ım sen benim Rabbim, bizim Rabbimizsin. Enzil aleyna meedeten min sema bize gökten bir sofra indir. Tekunu lena li evvelina ve ahirina ve ayeten minke evvelimize ve sonramıza bir bayram olsun, sevinç olsun ve senden bir mucize, bir ayet, bir belge olsun Allah'ım. Varzukna bizi rızıklandır, ondan yiyelim. Ve ente hayru Sen rızık verenden hayırlısın. Senden başka rızık veren de yok Allah'ım. En hayırlı rızık senin katından gelendir diye dua etti. <laughs> allah Allahu Teala da ona şöyle cevap verdi. İnni munazziluha aleykum. Evet onu size ben indiririm dedi Allahu Teala. Femen yekfur fakat bu indirmemden sonra kim kafir olursa ba'de minkum sizden fe inni u'azibuhu azaben la u'azibuhu ahada minel alemin Hiç kimseyi azap etmediğim gibi azap ederim bu alemde. Yani bu öyle bir talep ki bu talebin iki yolu var. Ya iman edersiniz ve böylece güzel bir yola girersiniz indiririm. Evet buna benim gücüm yeter. Bunu da verebilirim size. Ama eğer buna küfreder, bunu yok kabul ederseniz alemlerde hiç kimseye azap etmediğim gibi size azap ederim dedi. Bu sofra indi inmedi bilmiyorum. Allahu Teala'nın bu uyarı sonrasında havariler vazgeçtiler. Aman ya Rabbi mi dediler. Onu da bilmiyorum. Yoksa inip hepsi iman mı ettiler? İşlerinden yan çizen oldu mu bilmiyorum ama böyle Allahu Teala anlattı. Sonrasındaki olayları da Rabbimiz şöyle anlatıyor Maide suresinin bu son bölümünde ayet 116. O iz Allah ya İsa ibn Meryem. Allahu Teala Meryem'in oğlu İsa Aleyhissalatu vesselam'a soruyor. E ente kulte lin nas Allahu Teala'nın böyle bir bilgi sorması var. Aslında her şeyi bilendir o. Fakat konu hem İsa Aleyhisselam'la yaptıkları bu konuşma bize yansıyacak. Böylece aslında gücün ve kuvvetin kime ait olduğunu, biz bilmiş olacağız. Teslimiyet çizgimiz burası. Arabim soruyor. Ey İsa diyor sen insanlara söyledin mi? İttahizun <laughs> düzelteyim ayetleri karıştırdım. Bismillah. قال الله يا عيسى ابن مريم انت تقول للناس تتخذوني وامي الهين من دون الله. Elhamdülillah bulabildim. Ey İsa sen bana ve anama iki ilah olarak Allah'ın dışında bize de ibadet edin diyen sen misin? Yani insanlar demek ki İsa Aleyhisselam'dan sonraki olaylar. İsa Aleyhisselam'a Rabbim bunu nerede sordu? Nasıl sordu? Mahşer gününde mi soruluyor? Ama biz bu şu anda bu kitapta bu ayetleri okuyoruz. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın vefatı e, kıyamet öncesinde olacak efendimizden gelen bize bilgilerle. Ama Rabbimiz onu e, öldürülme pozisyonuna geldiğinde göğe çekilmesiyle anlatıyor kitabında da. Bu bakımdan İsa Aleyhisselam göğe çekildikten sonra havariler Kudüs'ten kaçtıktan başka yerlerde davet yapmaya başladıktan sonra yeryüzünde bir hareket meydana geldi. İnsanlar İsa Aleyhisselam'ın getirdiği bilgiyi kabullendiler ve bu uğurda mücadeleye girdiler. Roma onları her yerde takip etti. Arslanlara, ayılara, köpeklere yedirdiler arenalarda. Ya da gladiyatörlerin elinde oyuncak haline getirdiler. Gösteri ile öldürdüler. Kıyım uyguladılar. Buna rağmen bir türlü sonlarını getiremediler. Dağlarda, bayırlarda, kovuklarda, mağaralarda Allah'a kulluk için çırpınan kitleler oluştu Allah'ın izniyle. Fakat daha sonra e, bununla baş edemeyeceğini anlayan Roma kendisine başka yardımcılar buldu. Güya İsa Aleyhisselam'a iman ettiğini söyleyen kimseler devreye girdi. Bunlar toplumun önüne çıktılar. Toplum bunları sevdiği alimler olarak, rehberler, azizler olarak ki herhalde aziz Paul muydu öyle bir adam var, Paulus filan da deniliyor. Bu adam özellikle Allahu Teala'nın gönderdiği tertemiz dini İsa Aleyhisselam'ın aktardığı ve havarilerin de insanlara duyurduğu Tertemiz dini yıllar sonra bozarak İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu haşa ifade etti. Meryem'in Allah'ın eşi olduğunu söylemeye kalktı. Böyle bir felsefeyi, böyle bir ideolojiyi, böyle bir imanı işin içine katarak aslında Roma'nın müşrik dininin unsurlarını İslam'ın tertemiz düşünce sisteminin içine koymaya çalıştı. Çünkü onlar zaten putçuydular. Büyük bir tanrıya inanıyorlar. Diyelim ki Zeus. Sonra onun alt tanrıları var. Yardımcıları falan var. Allah hakkında da böyle bir düşünce. Olimpos Dağı'ndaki tanrılar anlayışının uzantısını İsa Aleyhisselam'ın İslam'ının içine katmaya çalıştı ve bunu başardı bir bakıma. Ve böylece insanlar İsa Aleyhisselam'a iman ederken ona yarı tanrı yarı insan olarak iman ettiler. Hz. Meryem'e de o şekilde davrandılar. Bu bakımdan işte Roma'nın tanrılarının adı değişmiş oldu sadece. Öyle olunca Roma kabullendi. Tamam dedi biz böyle bir dini kabul ediyoruz. Bir bakıma Roma'nın diniyle putperest diniyle İslam'ı evererek onları karıştırarak ortaya yeni bir yapı yeni bir din çıkarttılar adına Hristiyanlık dediler. Ve şimdi Allahu Teala işte bunu soruyor. Sen mi bunu emrettin? Bana tapının diyen sen misin? Çünkü insanlar tarih boyunca alimlere, azizlere, hayırlı insanlara da böyle davrandılar. Onlar yaşarken ya da öldükten sonra. Belki buna razı olanlar da oldu. Bana tapınılmasından memnun olurum diyenler de oldu. Yani ben tanrıyım demedi belki ama böyle yarı tanrı bir şekilde firavuni bir tarzda hareket eden din adamları, kendilerini aziz kılığına sokan kimseler de olmuş olabilir oldu da ama öldükten sonra bu onların başına çokça geldi. İsa Aleyhisselam başına gelen. insanlar onu uçurdular. Ona çok büyük yetkiler verdiler. Allahu Teala'ya yardımcı kılmaya kalktılar. Maşallahu Teala eksikmiş gibi onunla birlikte alt tanrılar edindi insanlar. İşte şimdi bu konunun burada tahlili var. Maide suresinin bu son bölümünde Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a soruyor. Bunu siz mi söylediniz? Gale dedi ki: "Subhaneke. Ma li en aqula ma li bi hakb. Hakkım olmayan bir şeyi benim söylemem bana düşmez. Ben seni tesbih ederim ya Rabbi. Ben senin adına bir hayat yaşamak için çırpınan bütün ömrü boyunca dünyadaki varoluşumda sürekli Allah bir, ondan başkasına kulluk yapmayın diyen birisi olarak var oldum." senin yanına kendimde bir hak olmadığı halde yer biçmem bana yakışmaz bu bana olmaz dedi. İn kuntu kultuhu fakat alimte. Hem ben bunu deseydim sen bunu bilirdin Rabbim. Ta'lemu ma fi nefsi sen bende olanı bilirsin. İçimden ne geçiyor, dilim ne söylüyor. Hatta kendimin bile bilmekten aciz kaldığım kalbimin alt taraflarında olan şeyleri de bilen sensin. Ve la a'lemu ma fi nefsi fakat ben sende olanı bilmem. Sen bende olanı bilirsin ama ben seni bilmiyorum. Sen güçlüsün, seni kuşatma imkanım yok, senin bilgini kuşatma imkanım yok. Ben seni, senin bana kendini bildirdiğin kadar bilebilirim. İnneke ente allamul guyub. Sen bütün bilinmezlikleri bilen Allah'sın Rabbim. Ma gultu lehum illa ma emerteni bih. Ben ancak senin emrettiğini söyledim. Senin emrettiğinin dışında bir söz söylemedim ki o en yabudullah rabbi ve rabbukum ve rabbekum. O da şuydu. Allah'a kul olun. O benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ve kuntu aleyhim şehide ma fi. Ben işlerinde olduğum zaman onlara şahitlik yaptım. Bu tevhidin şahadetinde bulundum. Fakat ondan sonrasını bilemem. Felemma tevaffeyteni sen beni vefat ettirdiğinde kunt ente rakib aleyhim onları gözleyen bilen sensin Allah'ım. Ve ente ala şeyin şahit ve sen her şeye şahit olan her şeyi bilensin. Fakat in tuazibhum fe ibaduk. Eğer azap edersen onlar senin kulların. Sen bilirsin. Ve in tafirlahum. eğer bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz güçlü kuvvetsin. kuvvetlesin kimse sana neden böyle diyemez? Hakimsin hikmetinden kimse sana hesap soramaz. istediğin hükmü verir, istediğin kararı alansın ve Allahu Teala olan, güçlü olan, Rab olan, bilen sensin Allah'ım dedi. Bu güzel bilgileri Rabbim bize sunuyor. İsa Aleyhisselatü dilinden dökülen bu hoş cümlelerle biz de seviniyoruz. Ya Rab biz senin kullarınız. Eksiğimiz çok, yanılgımız çok, hatamız bol. Bizi bağışlayacak olan sensin Allah'ım. Sure bu şekilde bitiyor. Son ayette okuyayım. vereyim. Maide suresinin Lillahi mulku semavati vel ardı ve ma şeyin kadir. <laughs> Göklerin yeri mülkü ve onların içinde olan her şey Allah'a aittir. O Allah her şeye kadir olandır. İşte Allah her şeyin sahibi olan, güç kuvvet sahibi olandır ve Allahu Teala dilediğini gerçekleştirir. Bununla beraber Allahu Teala izin vermiş. Kimileri Allah'a karşı bir hayatı inşa edebiliyor. Yeryüzünden zalimleşebiliyor. Birilerinin kendisine kul köle edilebiliyor. Allah'ın karşısında Allah'a rağmen bir takım putlar, ilahlar, tanrılar edinebiliyorlar kendilerine. Bu Allahu Teala'nın imkan vermesi ve imtihan etmesidir. Dileyen bu yoldan, dileyen bu yoldan gidecek. Fakat Allahu Teala kitabında insanlara çağrıya devam ediyor ve göklerin yerin mülkü bana aittir. Evet ben her şeye kadirim. Tamam. Evet ve Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla söze başlıyorum. Sure En'am başlıyor. Cüz 6'dan 7'ye doğru dönecek inşallah. Ve işte düzeltiyorum. Zaten 7'deyiz. 7. cüzde 6. sure demek istedim ve En'am suresiyle Allahu Teala söze şöyle devam ediyor. Elhamdülillah. Hamd olsun Allah'a. Yani göklerde ve yerde ve ikisi arasında tümüyle hakim Allah. Her şey onun elinde. Allah her şeye kadir ve o Allah kendine hamd ediyor. Diyor ki Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Öyleyse bütün övgüler Allah'adır. Bütün e, beklentiler, e, ümitler Allah'adır. Bütün beğeniler Allah'adır. Bütün teşekkürlerimiz Allah'adır. Ya Rabbi biz seni memnun etmek için varız. Nimetleri senden biliriz. Başka kimseye ee, teşekkür ederim bu nimetler senden sen verdin öyleyse biz de sen istediğin bir hayatı yaşayalım demeyiz. Çünkü göklerde ve yerde ve ikisi arasında olan her şey senindir. Hamd da övgü de sana aittir. İşler senin elinde yaradan sen teşekkürler de sana ve senin istediğin gibi yaşanacak. Allah Teala kendine hamd etti biz de kendimize bunu öğretiyor ve diyoruz dilimizi elhamdülillah diyeceğiz ki elhamdülillah. Allahu Teala'nın dediği gibi biz de elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Burada da elhamdülillahi lezî vel arda ve ceale vel nur. Gökleri ve yeri yaradan Allah'a hamd olsun. Karanlıkları ve aydınlığı yaradan Allahu Teala'ya da hamd olsun. keferu keferû bi rabbihim ya'dilûn fakat kafirler bundan sonra tuttular da Rablerinden döndüler. Başkalarını Allahu Teala ortak kıldılar. eşit tuttular. Allahu Teala'nın bir dengi benzeri var demeye kalktılar. Alt tanrılar edindiler. Allah'la beraber başkalarını kul köle olunacak varlık haline getirdiler. Oysa göklerde ve yerde yaradan Allah'tır. Bütün hamd onadır. Hüvellezi o Allah ki halakakum min bütün varlığı yaradan Allah, gökleri Allah yarattı, yeri Allah yarattı. Karanlıklar ve aydınlık. Karanlıklar çoğul, aydınlık tek. Hepsini yaradan Allahu Teala ve bizi de yaradan diyor Allah. Siz de yaradan benim. Hem de çamurdan. Sümme ecele. Sonra herkese Allahu Teala bir süre tanıdı. Bir hayat yaşama imkanı verdi. Ve ecelu musammen 'indehu sümme temterun ve onu katındadır belirlenmiş süreler. Bütün varlığın süresi belli güneş ne kadar, ay ne kadar, hepsinin hayatı, ömrü, günlük hareketleri, tüm ecelleri planlayan Allah'tır. Çiçeğin, kelebeğin tüm ömürler Allah'a aittir. Allah ömürleri tespit etmiştir fakat siz şüphe ediyor başkalarının güçlü kuvvetli olduğunu zannediyorsunuz diyor ve Rabbim Enam suresinde kendini tanıtacak. Nasıl bir Allah'a hamd edeceğiz? Nasıl bir Allahu Teala'yı onaylayacak, beğenecek? Onun dediği gibi olacağız. Nimetleri veren Allahu Teala'nın nimetler karşısında nasıl bir şükür istediğini de biz buradan öğrenecek. Bu yolda ayet-i kerimeleri izleye izleye devam edeceğiz inşallah. 19. ayet-i kerimeyi okuyayım. Çok fazla vaktim kalmadı. 19. ayet Aynen Kur'an-ı Kerim'de şehadetle ilgili ayet-i kerimeler okuduk. Bunlardan bir tanesi de o. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eyü şeyin ekbaru şehade. En büyük şahitlik, şahitlik bakımından en büyük şahitlik hangisidir? Neye şahitlik yapmak en büyüktür? Kul de ki Allahu şehidun beyni ve beynekum. Sizinle benim aramda şahit Allah'tır. Yani benim peygamberliğimin tanığı en büyük şehadet Allah'adır. Siz kabul etseniz de ey Mekkeliler, ey dünyalılar Allahu Teala kabul etmeseniz de Allahu Teala şahit ki o biriciktir. Allah şahit ki ben de Allah'ın elçisiyim. Bu kitap da Allah'ın kitabıdır. Şehidun beyni ve beynekum ve uhiye ileyye hadzal Kur'an. Ve bu Kur'an bana vahiy olunuyor. Bu şehadetin bir gereği olarak da bu Kur'an bana vahiy oluyor. Bunu ben kendim yazmıyorum ve bu kitabı bana gönderen Mevla'mdır ve duyurmamı isteyen de odur. Li'unzirakum bihi ve bela. Hem sizi uyaracağım şu anda yaşayanları, kendi coğrafyamda olanları, başka coğrafyalarda olanları, kendi çağımda ve başka çağlarda kıyamete kadar gelecek o <laughs> bela. Tüm ulaşabildiğim kimseler ki hepsini Allahu Teala ulaştıracak. Yani yeryüzünün en kuytu köşesine de Allah bu dini ulaştıracak. Bütün zamanlar ve mekanlarda kıyamete kadar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün yeryüzünün peygamberidir ve bu Kur'an bütün insanlara hitap edecektir. Bu konuda şahit Allah'tır. E innekum leteşhedun en Allahi ilahatan ukhra. Şimdi siz gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Allah'la beraber başka bir ilah olabilir mi? Bunu mu diyorsunuz? Yani Allahu Teala var. Evet ama Allah'la beraber alt da güç kuvvet sahipleri var. Ekonomi tanrısı var, siyaset tanrısı var, sağlık tanrısı var. Böyle mi iddia ediyorsunuz? Allah hayatın şuralarına karışır, başka konulara biz karışırız diyen birileri mi var. Siz buna mı şahitlik yapıyorsunuz? Bu Kur'an'a rağmen. Bu Kur'an'ın bütün kapsamının bir Müslüman okuyacak ve Kur'an'ın karışmadığı bir hayat alanı olabileceğini iddia edecek. Olur mu? Buna Müslüman denir mi? Kul la eşhed. Ben şahitlik yapmıyorum. Kul de ki benim şahidim bu değil. Ben Eşhedü en la ilahe illallah diyeceğim. Kul inname huve ilahu vahid de ki benim ilahım tek bir ilah Allahu Teala'dır ve inneni beriu um mimma tüşrikun ve ben sizin bütün ortak koştuğunuz, Allah gibi değerlendirdiğiniz tüm sembollerden, resimlerden, putlardan, heykellerden kendi elinizle yonttuğunuz varlıklardan ya da tapındığınız gök cisimleri, yer cisimleri, dağlar, taşlardan ya da kutsallaştırdığınız tüm insanlardan, azizlerden, ölü ya da diri hepsinden uzağım. Ben bunlardan uzak bir hayat yaşıyorum. Ben Rabbimden gelen bilgiyle hareket ediyorum diyecek Müslüman Rabbimiz peygamberine öğretti bize de öğretiyor. Sonra sure Enam'da cüz 7. Allahu Teala e, o günkü hayattaki bir probleme de temas ediyor. Kafirler e, şöyle bir e, şey istediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hemen inşallah o ayetleri size bulayım. Evet elhamdülillah 52. ayet-i kerime. Oradan itibaren başlayan bir konu var. Dediler ki, "Ey Muhammed bak sallallahu aleyhi ve sellem" Sen bizim içerimizde asil olan bir ailenin çocuğusun, Haşimoğullarından Abdülmuttalib'in torunusun. Biz sana kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Fakat sen öyle bir çağrıyla geliyorsun ki bütün insanlar eşit kılıyorsun. Biz kölelerimize şimdi aynı sofraya mı oturacağız? Bizim meclisimize işte şu aşağılık tabakadan olan adamlardan mı gelecek? Bu, biz bunu kabul edemeyiz. Hadi diğer konuları konuşalım, tartışalım. Sen bize bir zaman ayır, bize bir oku öğret. Ne diyorsun? Anlayalım, konuşalım. Ama bunu yapabilmemiz için önce sen şu adamları, şu köle Bilal'i, işte demirci Habbab'ı, çoban Abdullah ibn Mesud'u, şu cariyeleri, kadınları etrafından uzaklaştıracaksın. Bizim özel meclisimizde, bize özel bir din olarak belki konuşur, anlarız, bir bakalım ne diyorsun dediler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bir noktaya taşımak istediler. Daveti bir bakıma VIP'ye, özel insanlara doğru döndürmek istiyorlar. Allah'ın dininin tabiatının bozulması demektir bu. Bu kitap bütün insanlara geldi ve Allah bütün insanların Allah'ı Rabbidir. Değil mi? Yani Allahu Teala kendisini öyle tanıtmıyor. Rabbun Nas demiyor mu? Rabbul Alemin ve Rabbun Nas. Bütün alemlerin Rabbi, bütün insanların Rabbi. Ve peygamber bütün insanların peygamberi. Kitap bütün kitap insanlara hitap ediyor. Dolayısıyla bu dinin doğasını, yapısını bozmaktır. Özellere, seçkinlere bir din, gariplere, fukaralara başka bir din olabilir mi? Bunu teklif ettiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Belki yani şu düşünüldü mü bilmiyorum Efendimizin e, düşüncesinde. Yani bunlara şöyle bir özel vakit ayırayım. Bu vakitte onlara özel konuşayım. E, sonra bunlar iman eder, ikna olurlarsa bu dinin istediği o standarda gelirler, bu yapıya dönerler. Onları da Bilal'leri de kardeş kabul ederler diye düşündü mü ve böyle bir özelleşmeye imkan sağlamak istedi mi bilmiyorum ama Allahu Teala hemen müdahale ediyor ve kafirlerin oluşturduğu bu sözü, bu itici hareketi değerlendiriyor ve bize de sunuyor. Diyor ki: "Ve la tadru dillezine yed'un rabbahum bil gadati vel Sabah akşam Rablerini anan kimseleri sakın etrafından kovma. Bu kafirlerin beklentisi bu. Sen sakın böyle bir yola bizim için söylersek böyle bir çarçurka üçkağıta düşme. Çünkü buna tamam dediğimizde, bu konuda bir taviz verdiğimizde başka şeyler isteyecekler. Dinden de başka çözümlemeler isteyecekler. buralarda kaldıralım. Şu ayetler de sistemle çok barışık değil. Zamana uymuyor. Statiko bunu e, gerektirmez gibi mi diyecekler? Belki olacak. Sakın ha sabah akşam Rablerini etrafından sabah akşam Rablerinin ana müminleri, Müslümanlar etrafından kovma. Yuridune ve onlar bir de Allah'ın rızasını istiyorlar. Allah'ın rızasını isteyerek namaz kılan, Allah'ı gündeme getiren, din imanla şereflenmiş olan bu güzel insanları kovma. Buna hakkın yok. Ma aleyke min hisabihim min şey' ve ma min hisabike aleyhim min şey'. Onların hesabında sana, senin hesabında onlara bir şey yok. Sen peygambersin ve Allah'ın peygamberliğini yani risaletini insanlara ulaştırmakla görevlisin ve kapı kapı hiç adam seçmeden iyiymiş, kötüymüş, uzunmuş, kısamış, zenginmiş, fakirmiş, hastaymış, sağmış, köleymiş, özgürmüş demeden bütün insanlara ulaşacak söz söyleyeceksin. Senin işin bu. Onların da seninle alakalı bir hesabı olamaz. Kendi yani biz işte şöyle yaptık bundan dolayı bize avantajlar verilecek. İlk İslam olduğumuz için şöyle şöyle bir takım şeylere ulaşacağız. Yok. Onların da hesabı Allah razı etmek. Senin hesabın da Allah razı etmek. Kimse bu noktada müdahale edemez. Sen işine bak. Fetad rudehum eğer kovarsan fetekune minaz zalim. Zalimlerden olursun. Çünkü bu zalim şehir Allahu Teala'nın güzelim kullarını kovdu. Yani böylece Allah'ı anan, Allah'ı gündeme getiren birileri bizim ortamlarımızda olmasın istedi. Allahı hatırlatan, ahiret gününü bahseden birileri varsa onların ağzı tıkandı, sessizleştirildiler. Onlar küçük görüldü, hor görüldü ve böylece bütün şehirde, bütün ortamlarda sadece para konuşulsun, sadece oyun eğlence konuşulsun, sadece heva heves konuşulsun, hopluyoruz, zıplıyoruz, ileri gidiyoruz, geri geliyoruz bunlar konuşulsun ama Allah'ın kitabı hiç konuşulmasın, peygamber sözü hiç gündem olmasın bunu istediler. Bunu gündeme getirenler aşağılık, değersiz, kötü kabul edildiler ve böyleler itildi. Sakın ha böyle yaparsan bu zalimlere dönersin. O kezalike fetennâ ba'dhum bibâs. işte biz insanlar böyle imtihan ediyoruz kimisiyle. Liyaqulu ehe ulâ'i mennallâhu aleyhim min diyorlar ki kendi aralarını gülüşüyordu Mekke aristokrasisi. Şimdi Allahu Teala'nın kendilerine nimet verdiği kimseler bunlar mı? Evet. Sen Alak Suresi'ni anlamadın ama bu gariban anladı ve değişti. Senin beğenmediğin bu kara adam Allahu Teala'nın kendisine nur indirdiği ak yüzlü böyle yüreğinde beyazlık olan nur olan bir adamdır. Ama siz bunu anlayacak durumda değilsiniz. Eleyse Allah alem bir <laughs> şakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Elbette bilir. Ve izâ câekellezîne yu'minne bi bizim ayetlerimizi iman eden kimseler sana geldiği zaman ey peygamber ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey Müslüman kul de ki onlara selamun aleyküm. Selamun aleyküm de. Ketebe rabbukum على nefsihir rahme. Rabbim kendine rahmeti yazdı. Allah kendisi için rahmeti tercih etti. Ennehu men amile minkum su'en bi cehale ama Diyelim ki bu imanınıza, bu tercihinize rağmen içinizden birisi bir yanılgıya düşer de kötü bir iş yaparsa sümme tâbe min ba'di ama tövbe eder. Bundan sonra ve aslaha durumunu düzeltirse ey Mekkeliler siz de yanlış bir hayat yaşıyor olsanız bile ey dünya bugün sizler de yanlış bir hayat yaşıyorsanız ama diyelim ki bundan döndünüz, durumunuzu düzelttiniz. Allahu u Teala'ya tövbe eder, ıslah olur, mümin olur. Kardeşleriniz yanına oturursanız fe in fe ennehu gafuru rahim. Allah gafur, Allah rahimdir. Allahu Teala bizi bu hayata çağırıyor. Nimetlerle dolu Enam suresindeyiz. Maide sofrasından sonra kurulmuş olduk o etrafına nimetler var sofrada ondan yemeye devam ediyoruz. İnşallah okumaya da devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.